Gaye Hanım, şimdi yeni bir örgütsel kuruluşun içine girdiniz, içindesiniz. Bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz kılavuz olarak? Aslında kuruluşun gerçekleştiği birkaç günün içerisindeyiz. Çok yeni ama önümüze radikal hedefler koyduk. Zaten ortaklaştığımız ve çağrı yaptığımız metinde 11 maddeyle nasıl bir hat izleyeceğimizi açıkladık. Şimdi bunları bir program ve tüzük üzerinden hem siyasi hem örgütlü niş açısından bir çerçeveye oturtmayı planlıyoruz. Kısa bir süre içinde de bunu yapmayı planlıyoruz. Arkasından da bu hattı hep birlikte bizimle dayanışma gösterecek herkesle birlikte örmeye çalışacağız. Tabii şeyi söylemek gerekir, yani bu 3 gün olmasına rağmen bize gerek sosyal medyadan gerek işte özel iletişim kanallarından yüzlerce sosyalist, tip üyesi, tip dışında herhangi başka bir yere üye veya örgütsüz sosyalistlerden aslında tebrik veya işte izleyeceklerine dair süreci mesajlar geldi. Bunlar bizim açımızdan kıymetli. Hani biz gerçekten sosyalist hareketin bir bütün olarak yeniden kurulmaya dönük bir irade göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunun sosyalizm mücadelesini büyütme hedefi olan, bugünün koşullarına yanıt veren bir devrimci politik ve örgütsel hattın oluşumuna katkı koymak isteyen, bunu yaratma iddiasında olan tüm dostlarımızı, yoldaşlarımızı bu kuruluşa da ortak olmaya çağırıyoruz. Esasında hedefimizi özetleyecek olursak, biz Türkiye'de iktidarıyla, muhalefetiyle, düzen siyasetinden ayrı, devrimci bir iktidar hedefi olan, bir vadede işte sosyalistlerin ortak iradesini yansıtabilen bir sol sosyalist odağı yaratabilen Türkiye'de bunu gerek sosyalistlerin kendi içindeki belirli ölçüde bir bütünlüğü sağlayan, gerek Kürt siyasetiyle ve Kürt halkıyla aslında bu siyaseti ören bir hatta oturması gerektiğini düşünüyoruz. Bu manada hani bu çağrıyı yaparken aslında bir yeniden kuruluş, önden belirlenmiş köşeli şeylerin olmadığı, tek iddiasının Türkiye'de devrimci bir oda yaratmak olduğu bir kuruluş sürecine hedefle odaklanıyoruz. Bu hedefle hareket ediyoruz ve önümüzdeki kısa vadede bunu oluşturmaya çalışacağız. Örgütsel yapımızı oluşturduk sayılır zaten, en azından geçici bir biçimde. Dolayısıyla bu şekilde kısa vadede yolumuza devam edeceğiz. İleride parti olarak görür müyüz sizleri Türkiye siyasetinde? Bence evet. Yani örgütsel bir kuruluşa ihtiyacımız var tabii ki. Bunun da son noktası tabii ki parti olur. Ama şöyle bir süreç olmayacağını söyleyebilirim. Yani biz işte üç arkadaş bir araya geldik ve partileşiyoruz gibi bir şey olmayacağını söyleyebilirim. Burada gerçekten tartışılması gereken şeylerin tartışılıp, programatik bir takım tezlerin ortaya çıkartılıp, bunların sınanıp ve bir orta vadeli bir plan çerçevesinde aslında partileşme hedefini önümüze koyacağımızı söyleyebilirim. Şimdi bir araya gelmekten bahsetmişken şunu sormayı unuttum. Peki sizler nasıl bir araya geldiniz? Yani bir, hani 100 kişiden bahsediyoruz yaklaşık parti içinden ve bir şekilde ortak huzursuzluklarınız, doğru bulmadığınız fikir ayrılıklarınızın olduğu yaklaşık 100 kişi, nasıl bir araya geldiniz? Parti içinde eleştirilerinizi dile getireceğiniz alanlar belli. Bunlar ağırlıklı olarak da A konferans ve genel üye toplantıları oluyor. Ve orada hemen hemen aynı şeyleri, aynı eleştirileri dile getiren ve aynı yanıtsızlıkla yılmadan devam eden insanların ortaklaşması üzerinden gitti diyebilirim. Ama bunu önden de içten içe bir örgütlenme diye düşünmek çok yanlış olur. Asla öyle içe yönelik bir örgütlenici ya da dağıtıcı faaliyet yürütmedik. Ben şahsen bulduğum her ortamda, her fırsatta, her merciye eleştirimi, o anın konusu neyse net olarak aktarmış bir insan. Keza arkadaşlarımız da öyle. Burada sadece bir
eleştiriler ve siyasi perspektif üzerinden ortaklaşma, onun getirdiği bir yakınlaşma var. Bunun dış, bu yakınlaşmanın olmadığı hiç kimseye de içeriden yapılmış bir çağrı, bir hizip örgütlenmesi gibi bir şey asla söz konusu değil. Onun altını çizmek isterim. Zaten birbirini tanıyan, aynı ortamda aynı eleştirileri getiren insanların dayanışması diyelim buna. Yani birbirini bulmak birazcık birbirini aslında. Bulmak, yani şöyle bir tabloyla karşılaştık aslında. Özellikle yerel seçime giden süreçte ve ondan onun sonrasında. Çünkü yerel seçime giden süreçte bir de bir kongre oldu. Esasında konuştuğumuz her ortamda, her yerde, her üyeyle sohbetlerimizde şunu fark ettik. Yani her birimiz ayrı ayrı şunu fark ettik. Ya bir sürü insan, sayıları yüzleri bulan en iyi ihtimalle devrimci bu partiden ayrılacak ve mücadeleden düşecek aslında. Biz bunu tabii ki istemeyiz. Yani dolayısıyla burada partinin içinde bir süreç yürütmek, olmadığı durumda yine örgütlü kalarak ayrılmayı biz devrimci bir sorumluluk olarak buluyoruz. Zaten tipe dönük içerideyken yapmaya çalıştığımız eleştirileri de bir bozgun faaliyeti olarak değil, bir devrimci sorumluluk gereği yapmaya çalışıyorduk. Çünkü bir hedefimiz var sonuç itibariyle. Bu bağlamda yani bu birbirini bulma hali bir yerde insanları mücadeleden düşmekten alıkoydu esasında. Bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla hani yaptığımız şey birbirini bulması bu insanların ve örgütlü bir çıkışa evrilmesi sürecin aslında birçok devrimciyi mücadele içinde tuttu. Bunu vurgulamak gerekir. Ve yani süreçte bu şekilde gelişti, ilerledi. Ben bir de şunu merak ediyorum. Şimdi örgütlü olmayan herkesin kafasında şöyle bir şey var. Çok fazla sol örgüt, sol parti, sol grup, platform var. Artık böyle isimleri de karıştırıyoruz falan gibi böyle espriler falan da dönüyor. Ya şunu merak ediyorum. Gerçekten de çok fazla sol örgüt, sol oluşum var. Şimdi siz de yeni bir örgütsel kuruluşun içindesiniz. Siz yani nasıl bir geleneği esas alacaksınız ya da siyaseti nereden, hangi noktalardan üretmeyi planlıyorsunuz? Çünkü sonuçta başka bir sol örgütü de dahil olabilirdiniz ama yeni bir şey, yani bir şekilde bu sol siyasete ve içinde olduğunuz partiye dair ortak fikirleri, ortak eleştirileri olan bir grup olarak bir araya geldiniz ve yani kılavuz adı altında yeni bir örgütlenmenin içine girdiniz. Nasıl bir yaklaşımınız olacak? Yani siyaseti nereden üreteceksiniz? Öncelikle dünyanın geneline, oradan da Türkiye'nin geneline tekrar bir bakmak lazım. Günümüzde gerçekten ağır saldırıların olduğu ve bu ağır saldırıların farklı yüzler bürünerek sol siyaseti daralttığı bir yerdeyiz. Dolayısıyla siyaset yapma olanaklarını artı nasıl yapılacağını yeniden tanımlayarak sıfırdan bir şeyin inşa edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu da bizi başka mevcut hazır bir gelenek üzerinden birleşerek değil, yeniden sıfırdan her şeyi sorgulayarak neye ihtiyaç olduğuna dair sorularımızı ortaya koyup o sorulara doğru cevap verdiğimizde kendi kendimizi ikna edene kadar tartışmaları yürütüp onun akabinde sağlıklı bir hat kurmanın gerektiğine inanıyoruz.